önemli konuğum var. Öğretim görevlisi Feridun Çelikmen. Kendisini Akut'tan tanıyoruz. Akut'un kurucusu diyebilir miyiz? Kurucularından biri. Kurucularından biri. İlk başkanı. O dönemde değil mi? Kalabalık çökmesi. Biri düşerse domino taşı gibi, Kore'de yaşanan mevzu gibi. Şimdi mesela izdiham diye de eski tabirle, ha, eski yığılma daha doğrusu aslında. Tamam. Çökme de diyor bazı, hı-hı, yerlerde. Aslında tam programın mantığına uygun, yani zincirleme bir olay. Zincirleme domino, reaksiyon değil mi? Domino taşı gibi aynen o şekilde. Yani bir kere bunu bir özellikle birçok kişi etkilediği için afet gibi görmek lazım. Böyle bir, evet, bir takım, evet, ortamlar, evet, varsa, doğru, işte konserlerde, ne bileyim ben, işte maçlarda, gene işte yılbaşı kutlamalarıydı. Biraz böyle işte ortam böyle alkolün etkisiyle gevşediğinde ihtiyat elden gidiyor. Hı-hı. Ama illa alkolle bağlamak lazım. Evet. Hacda da bu olay oluyor. Yani tam söyleyecektim. Evet, hacda da mesela şeytan taşlama esasında, evet, benzer olaylar oldu. Tünelde tabii. Evet, yani bir kere önlem almak lazım. Yani bu bir takım böyle bunun mass gathering casualties diye geçtiğinde kitlesel toplanmalardan kaynaklanan yaralanmalarda sorumluluklar var. Yani polisiye tedbirler var. O bölgedeki hastanelerin alert olması lazım. Çok yaralanma geleceğine dair, hı-hı, bu kesin. Bir de bizim mesela enteresan bile bile ladeslerimiz var. Örneğin bir İstiklal Caddesi yıllardan beri hep böyle sıkışır biliyor. Diyorsunuz. Evet, yani özellikle o giriş tarafı. Evet, evet, yani herkes orada neredeyse yapar yani. Evet, orada orada özellikle böyle kaçış noktalarının boş bırakılması. Şimdi buna taşma deniyor terminolojide. Taşma alanlarının bu stat içinde geçerli, konser salonunda geçerli, aşırı sıkışma olduğunda mesela Güney Kore'deki problem oydu. Taşamadı olay. Taşabileceği yer, evet, yoktu. Sıkıştı, sıkıştı. En bir problem de burada göğüs travması oluşuyor. Nefes alamıyor insanlar. Bu George Floyd hatırlar mısınız? Bu Amerika'da hani, evet, polisin bastığı adam nefes alamıyorum dedi. Hatta tipik bir öldü. Evet, yani bu göğüse ezildiği anda insanlar domino etkisiyle, hı-hı, altta kaldığı anda en çok kalp ve solunumla ilgili sıkıntılar oluşuyor. Hı-hı. Zaten düşenin bir daha kalkması da çok zor. Arkadan, hı-hı, tekrar geldiği için yığınlar halinde, yığılma, hı-hı, olduğu için. Bir kere çocukların yaşları bu toruma girmemesi lazım. Yani mesela hacdaki olayın profili farklı. Orada, hı-hı, daha çok yaşlılar kaçamadılar, 500, 600, yani 2009'dan 15'ten büyük felaketler oldu biliyorsun. Hı-hı. Şeytan taşlama, Mina'da falan. Çok burada da şimdi belli yerlerde önlem almak lazım. Polisin oraya belli sayıda insanı sokmaması lazım. Hı-hı. Yani bu çok ciddi bir olay. Afet gibi görmek lazım sonuçlarını. Afet önlemleri çerçevesinde risk yönetimi yapmak lazım. Yani bu konuda bir takım böyle sabıkalı yerler var bir tanesi. İstiklal, Taksim. İstiklal, evet. Yani, Taksim'in neresine o şey kaçış koridorlarını yapanlar i̇şte lazım? İşte ara sokaklar var. Oraları mutlaka taşmaya elverişli halde tutmak lazım. Ve de girişi mutlaka kısıtlamak lazım. Yani belli bir kota koyacaksın. Atıyorum o İstiklal Caddesi'ne 100 bin kişi girmez yani. Onu bir test etmek çok kolay. Yani girenlere bakmak, kamerada izlemek. Binlerce polis görev alıyor. 10 binler yani 100 binler gelirse başa çıkamaz ki insanlar. Yani her bir polis 10 kişi, 20 kişi baş edemez yani. İlk müdahale nasıl olmalı? Çok önemli, çok güzel bir soru. Dediğim gibi en çok göğüste nefes alamamayla sıkışma hissi. Güney Kore öyleydi yani. Bir kere oturtmak lazım ama tabii ne kadar mümkün bu? Aldıktan sonradan bahsediyoruz. Bir de aynı sudan çıkarılan insanlarda yapılır da göğüs hareketlerini arttırmak gerekiyor. Nefes gerekirse takviyesi gerekiyor eğer solunum durmuşsa. İlk yardım bilmek lazım. Oradaki bütün görevlilerin ambulans desteği lazım. Hastanenin buna hazırlıklı olması lazım. Civardaki işte Taksim ilk yardım olur, şu olur, bu olur. Ne kadar hastane varsa özel hastaneler böyle bir yılbaşı gecesinde ALES'te beklemeleri yani lazım. Her şey olur. Dostum. Bu afete dönüşüyor çünkü. Örneklerden yola çıkmak lazım. Lütfen. Mesela çöp kovasının plastik hemen her sokakta var. Hı hı. İçine girip kurtulanlar oldu. Son Güney Kore olayında. Direğe tırmananlar oldu. Evet. Yani bunlar tabii dediğin gibi örneklemelerle yola çıkılabilecek bir takım önlemler ama sonuçta en doğrusu dediğin gibi yaşlıların, çocukların o alana girmemesi lazım. Yani, hı-hı, çok sıkıntılı anlar bunlar. Düştüğünüz anda kalkmanız çok zor. Bu Gunu efekt diye de tabir ediliyor. Bu hani Afrika antilopları vardır ya, evet, Mara Nehri'ne geçerken, hı-hı, böyle birbirlerine basaraktan giderler. Bir tanesi bir çatapat attığı anda bile bir panik oluşuyor. O panik hani dalga dalga demin dedik ya, hı, domino etkisi, evet, yaratıyor. Bir anda bütün bir akışa etkili olabiliyor. Kaçışlar yetersizse panik içerisinde birbirini ezer insanlar. Bu statlarda oldu, konser alanlarında oldu. Tabii. Olacaktır da yani mümkün olabileceği dediğin gibi kontrollü toplanmaları sağlamak lazım. Buna da alınmamak lazım. Niye sokmadınız, niye bilmem ne yapmadınız diye. Sıkıntılı işler yani bunlar. En bu konuda başarılı ülkelerde bile problem oluyor konserlerde. Evet, evet, Amerika'da, evet, şurada, evet, burada, işte maçlarda oluyor yani. Hakikaten yani, evet, bütün olasılıkları ihtimal hesaplarıyla birlikte gitmiş. Hazırlıklar ülke aşamasında, hı-hı, işte FEMA'dan gelen bir yaklaşım da var. Hastanelerin, işte polislerin vesaire kişi sayısıyla orantılı olaraktan önlemler alması hep önerilir. Hastanelerin belli yatakları boş tutulur.